İyi günler, ekonomide görünümle karşınızdayız. Önce piyasalara bakacağız. Ardından ekonomide normalleşme adımları gelmeye başladı. Fabrikalar açılıyor, AVM'ler, alışveriş merkezleri açılacak, berberler açılıyor 11 Mayıs'ta. Diğer taraftan taksilerde tek çift plaka uygulaması sona erdi. Biz AVM'leri konuşacağız. Abdullah Kıyılı ile konuşacağız, deneyimli bir isimle konuşacağız. Ama önce bir piyasalara bakalım. Piyasalarda durum ne? Borsa İstanbul 98.715 puanda. Hafif ekside. Amerika ile Çin arasında gerilim artar mı endişesinin hakim olduğunu görüyoruz. Amerika koronavirüsün yayılması ile ilgili, ortaya çıkması ile ilgili Çin'i suçluyor. Buna ilişkin adımlar gelir mi, o merak ediliyor. Dolar TL kademeli olarak yükselmeye devam ediyor. 6.08-6.09 seviyesinde yükseliş var. Euro TL 7.69, Euro dolar karşısında geriliyor. Doların güçlendiğini görüyoruz. 1.08. Altın bu ortamda doların güçlenmesiyle yeniden 1700 doların altına sarktı. 1698 dolarda. Petrole bakın, Brent 29 dolar. ABD ham petrolü 22 dolar seviyesinde. Bu yükselişler akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Gram altın 386 lira. Rekor seviyelerde yine, 388 liraya kadar çıkmıştı. Çeyrek altın 632 lira. Yarım altın 1265 lira. Tam altın 2523 liradan işlem görüyor. Normalleşme adımları dedik. Otomotiv fabrikaları yavaş yavaş devreye girdi. Çalışmaya başladı. Fabrikalar çalışmaya başladı. Üretim başladı. Buna ilişkin açıklamalar da geldi. Bakan Mustafa Varank'tan açıklama geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 11 Mayıs itibariyle ülkemizdeki tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak dedi. Bir detay da verdi. Bir sonraki elimizi alalım. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16.900 firma faaliyetlerine devam etti dedi. Ama tabii çok sayıda faaliyetini durduran şirket, işletme, dükkan çok vardı. Normalleşme adımları gelmeye başladı dedik. Normalleşme adımları çerçevesinde alışveriş merkezleri yavaş yavaş devreye girecek 11 Mayıs'ta. Berberler 11 Mayıs'ta açılıyor. Bu normalleşme adımları önümüzdeki haftada devam edecek gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları öyleydi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayide çarklar Haziran'da yeniden dönmeye başlar dedi. Salgın sonrası sektörlerin durumuna ilişkin çalışma başlattıklarını söyledi. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da, ABD'de bu adımlar yavaş yavaş atılıyor. Peki AVM'ler konusu önemli. AVM'leri konuşacağız. Kimle? Kıyılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kıyılı karşımızda. Abdullah Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Şimdi şunu sormak istiyorum. AVM'ler 11 Mayıs'ta açılacak. Peki markalar, mağazalar buna hazır mı? Ve nasıl bir açılış göreceğiz? Yani 11 Mayıs'tan sonra AVM'ye gittiğimizde, mağazalara gittiğimizde biz neyle karşılaşacağız? Şu hala devam ediyor. Bakın, sizin televizyonunuzun üstünde evde hayat var yazıyor. Bütün cep telefonlarında hala evde hayat var yazılı. Bunun oluşması için ne bileyim hafta sonları kapalı. Ramazan var, saat 8'de bir kere iftar açılıyor. Seyahat kısıtlaması var. Bir şehirden bir şehire hala yasaklar devam ediyor. En önemli şeylerden bir tanesi. Sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yarın daha ne kadar büyük bir ihtimalle Mayıs ayının ciddi manada büyük bir çoğunluğunda sokağa çıkma yasakları devam edecek. Öyle görünüyor. Belki bayramlar da içine alacak bunun. Uluslararası havalimanları kapalı. Şehirden şehire geçişler kapalı. Biz hazır giyimcilerin bir mağazayı tam manasıyla açabilmemiz, gıda perakendecileri bakın 19 Mart tarihinde hazır halde AVM'lerin içinde faaliyetlerini sürdürdüler eczanelerle beraber. Ama bugün bizim böyle bir şeye hazırlık yapabilmemiz asgari 20-25 günümüzü alacak. Bir kere bir takım kurallar var. Nedir bu kurallar? Mağazaların içerisinde fiziki mesafe olsun, maske olsun, dezenfektan durumları olsun, soyunma kabinlerindeki işte giyinme, çıkartma, bunları dezenfektan geçirme, kasalarda durum, bunların hepsinin bir hazırlık devresi var. 70 vilayette mal dağıtıyoruz bugün herkesin. Yüzlerce mağazası var. Öyle bugün dediğin an mümkün mü bir mağazayı açmak? Hazır giyim mağazalarının açılması kesin tarihi ancak 1 Haziran'dır. 1 Haziran'dan evvel AVM'lerin bizde hazır giyim mağazalarının açılma şansı yok denecek kadar azdır. Ha, biz şu anda mesela dünden itibaren cadde mağazalarımız vardı. Yavaş yavaş test makımın bir test ederekten mağazaları birer ikişer açıyoruz. Onu bile
Hepsini açamıyoruz cadde mağazalarını. Acaba bir mağazayı hazırlık devresi geçiriyoruz. Orada ne gibi eksiklikler, aksaklıklar var? Ona göre düzeltip ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü açıyoruz. Bu bile belli bir zaman alıyor. Yani dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması 11 Mayıs'ta AVM'ler açılıyor demesi bir takım yanlış anlamalara sebebiyet verdi. Çünkü neden? Açık olan yer var zaten AVM'nin içinde. Gıda var, temizlik var, kişisel bakım var, teknoloji var. Yani bunlar zaten devam ettiriyor hayatlarını. Kuaförler var ama en önemli giyim mağazalarının ve lokantalar. Bunların hepsi kapalı. Sonra, peki yani siz hazır giyim olarak ki alışveriş merkezlerindeki en önemli paya sahip olan kesim hazır giyim. 11 evet. Mayıs'ta açılmanız zor gözüküyor. Yani mağazayı AVM mümkün içinde değil. Açmayı düşünmüyorsunuz o zaman. Yani ben ve benim gibi bütün meslektaşlarımın büyük bir çoğunluğu. Bakın altına ama arada bir veya iki tanesi açmış. Yani ona da müdahale edemeyiz. Böyle bir hakka da sahip değiliz. Ama bu işin büyük metrekare sahipleri AVM içerisinde %90'lara varan bir metrekare halen kendini 1 Mayıs'a 1 Haziran'a göre hazırlıyor. Yani kolay bir iş değil. Yani bugün bu kurallara uymazsak, süreci uzatırsak yarın altından daha kalkamayacak büyük krizlere sebebiyet verir. Bu bizim çok hızlı bir şekilde çökmemizi daha çok hızlandırır. Onun için bu krizden çok şey öğrenerek çıkacağız. Çok şey öğrenerek çıkacağız ve bunların verdiği hazla mağazalarımızı ona göre daha aklı başında bir şekilde açmayı düşünüyoruz. Yani 1 Haziran mı sizin tarihiniz? Ben buradan bütün arkadaşlarıma da sesleniyorum. Herkes kendini 1 Haziran'da bütün mağazalar 1 Haziran'da AVM'lerde hazır hale getirip eski günlere nasıl döneceğiz? AVM'lerde bir an evvel 1 Haziran'da mağazalarımızı açalım. Ondan sonra da sabır etmemiz lazım. Peki, yani siz şimdi zannediyor musunuz ki mağazayı açacağız hemen müşteri dolacak? İşte onu soracağım. Şimdi caddelerde açtık diyorsunuz bazı mağazaları deneme amaçlı. Dün neler görüyorsunuz? Müşteri geliyor mu? Hayır, şu anda hiçbir şey yok. Şu anda hiçbir şey yok. Satışlarda şu anda cadde mağazalarında. Ama mühim olan biz burada şimdi satışı düşünmüyoruz. Bu işin ciddi bir hazırlık devresi var. Demin de size söyledim. Yani şimdi bizim mağazamıza gelen bir müşteriyi düşünün. Tişört beğeniyor. İki tane tişört. Girdi soyunma kabinine, ikisini de denedi. Birini aldı. Ya da diğeri almadı. Takım elbise 3 tane denedi, 4 tane denedi. Ya da almadı. Bunların hepsini dezenfektan kabinleri yaptık mağazanın içerisinde. Bunları ayrı bir bölme yapıp bunların tekrar eski haline getirmesi için bir uğraşı veriyoruz. Sonra 19 Mart'ta kapattığımız vakit bu mağazalarımızı büyük bir çoğunluğu hala kışlık malla doluydu. Aniden biz kapattık. Niye? Çalışanların sağlığı açısından kapattık. Bu mağazaların büyük bir çoğunluğunda hala kışlık mal var. Bunların belli bir süreç içerisinde Mayıs'ın sonuna kadar bu mallar geri çekilecek. Yerine yazlık mallar konacak. Vitrinler yapılacak. Mağazaların içi hazırlanacak. Ya bunların hepsi öyle kolay bir iş değil. Çocuk oyuncağı değil ki bu. Peki mağazaya mesela için kaç kişi girecek? O girenler yani mesela pazarda bile domates olacak seçmek yasak şu anda. Yani. Elleyemiyorsunuz. Yani tabii. Öyle kolay işler değil. Dışarıdan ben açtım açalım. Hadi açtım. Yok öyle. Öyle kolay bir iş değil. Onun için biz AVM'lerde kendimizi 1 Haziran'a göre hazırlayalım. Bu bir imtihandır. 1 Haziran dediği vakitte AVM'lerin içinde bütün mağazalarımızı açalım. Birbirimizle tekrar kaynaşalım. Bu hazırlık sürecini iyi götürelim ki bir daha o eski günlere dönmeyelim. Peki içeride ne tip önlemler alınacak? Mesela işte ne bileyim dezenfektan, maskeyle girme, ne tip önlemler olacak? Mesela mağazanın içinde kaç kişi olacak? Çalışanlar nasıl yaklaşacak, nasıl davranacak, nasıl hazırlanacak? Bir kere şu anda hala belli değil. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü çalışan insanlar var. Bir kere bunları hiç çalıştıramayacağız. Onlar bir kere gitti mağazanın içinde kaç kişi varsa. Biz eskiden biliyorsunuz sabah 10'da açıp akşam 10'da kapatıyorduk. Çift vardiya çalışıyordu. Sabah 10'da gelenler akşam 6'da gidiyordu. 2'de gelenler 10'da gidiyorlardı. Şimdi belirli bir mesafe, belirli bir aralık koyduğum vakit içerideki giren kişiye göre fazla adam da çalıştırmak mahsurlu burada.
Fazla adam da çalış. Yani içerisi eskisi gibi bol kasada kuyrukların, bol servis yapılan durumlar olmayacak. Bunlar olmayacak. Bunları göze alacağız. Yavaş yavaş bunları alıştıracağız. Hem personel alışacak, hem personel kendi inandığını karşında müşterisine servis ettiği kişiye inandıracak. Müşteriye de o itimat gelecek ki bir alışveriş olsun. Öyle dışarıdan bu işler çok kolay geliyor. Hadi açalım açalım. Yok böyle bir şey. Peki en çok konuşulan konulardan bir tanesi de kira. Kira tartışması da yaşanıyor. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği ile Birleşmiş Markalar Derneği arasında. Birleşmiş Markalar Derneği der ki ciro üzerinden kira verelim. Hiç olmazsa bu geçiş sürecinde. Çünkü kiralar ciddi bir maliyet. Diğer taraftan Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği de der ki %10'luk bir maliyeti var kiranın sadece. O yüzden o çok mevzu yapılacak. Yani bir... bu ben geçenlerde de bunu bahsettim. Sonuç olarak bu AVM'yi yapan kişiler bizler de AVM'lerle beraber ortak akılla yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu kadar basit. Bizim AVM'lere ne kadar ihtiyacımız varsa AVM'lerin de bize ihtiyacı var. Hani dışarıda sırada bekleyen birkaç marka, yabancı marka, yerli marka, yeni çıkacak marka yok. Onun için aklın yolu bir ortak akılla bir şeyi götürmek mecburiyetindeyiz. Biz Serdar Bey şu ana kadar bütün yaptığımız ciroları, bütün markalar her ayın sonunda AVM yönetimlerine bildiriyoruz. AVM yönetimlerinde bizim yaptığımız cirolar zaten belli. Apaçık belli yaptığın ciro. Dön geriye 10 sene evvelki ciro belli, 5 sene evvelki ciro belli, 3 ay evvelki cirolar belli. E şimdi AVM'de eğer en önemli şey kira değil, en önemli şey bu AVM'lerde tekrar eski hayatın oluşabilmesi, eski cirolara kavuşabilmemiz. Tabii ki. Yani biz buraya kiralardan daha öncelikle içeride en 150-200 metrekarelik bir mağazada asgari 500 binle 600 bin, 100 bin dolarlık mallar yatıyor. Bunun bir işletme sermayesi var. İçeride asgari 6-7-8 kişi çalışıyor. Bugün cironun %25'i bu genel gidere gidiyor. Çalışanların maaşları, sigortaları, vergileri. Yani eğer ciro yapmıyorsan zaten kimse seni orada bekletemez ki. Bir de mağazalar yaptığın bundan evvelki ciro belli. Bundan sonra yapacağın cirolarda %50, %60, %70 ciro varsa AVM'lerle oturup konuşacaksın. Abdullah Bey bir de tartışılan konu sorumlu burada kim olacak? AVM yönetimi mi yoksa mağaza mı olacak bu salgın döneminde? Önlemler konusunda. Her iki tarafta üzerine düşen vazifeleri AVM'lerde girişte olsun, temizlik içeride yalnız girişle bitmiyor. İçerideki boş alanlarda olsun, tuvaletlerde olsun, üzerine düşen durum neyse onun yerine getirmek mecburiyetinde. Ben de benim mağazamın sınırından içeriye bir adım attığı an bu sefer de ben kendi sorumluluğunu bilmek mecburiyetindeyim. Yani sonuç olarak şunu demek istiyorum. Eğer mağaza ciro yapmıyorsa, satış yapmıyorsa en hayati şey kira değil. En hayati şey ciro yapmak, satış yapmak. Eğer bir marka yeterli satışını zaten yapamıyorsa orada istediği kadar AVM sahibi desin ki ben senden kira almıyorum. Kira almıyorum demek yine de karın %25'i bu şekilde gidiyor. Yani diyorsunuz ki 11 Mayıs'a hazır olmamız çok zor. 1 Haziran'ı tarih olarak gösteriyorsunuz. Peki 1 evet. Haziran'dan sonra siz hazırlanabilirsiniz ama müşteri bekliyor musunuz? Ya da yüzde kaçlarda bir müşteri yoğunluğu beklersiniz? Ya işte bu soruyu ben de şimdi size soruyorum. Bu soru kolay bir soru değil. Bunun cevabını veremeyiz. Ne siz verebilirsiniz ne ben verebilirim ne de bu işin en büyük bileni de veremez. Yani bu iş için belli bir sabretmeyi öğrenmemiz lazım. İnsanların AVM'ye girmeye alışması lazım. Lokantaların, açık yerlerdeki yerlerin, efendime söyleyeyim sigara yerlerinin, her şeyin hazır olması lazım. Yani insanlar AVM'ye girdiği vakit kendini emniyette hissetmesi lazım. Bunlar eğer bir araya geliyorsa o AVM peki. Yavaş yavaş iş yapar. Peki, onun zaman için, zaman gerekiyormuş. Evet, ne AVM'ler ne bizler büyük cirolar beklemeyelim. Sadece altını çizerek şunu söylüyorum. Ortak akılla halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Peki, bugüne kadar nasıl hallettiysek bu saatten sonra yani çıkıp da
siyasiler gibi kavga edecek halimiz de yok. Aklın yolu bir. Peki. Yani bugün mezarlıkların hepsi haklılarla dolu ama akıllılar hep dışarıda uzun yaşıyorlar. Onun için akılla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Peki. Abdullah Bey çok teşekkürler. Kiyalı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiyalı ile konuştuk. 11 Mayıs'ta açılmaya hazır değiliz diyor Abdullah Kiyalı. Bu zincir mağazaların ancak 1 Haziran'da sağlıklı bir şekilde açılabiliriz. Hafta sonları kapalı. Diğer taraftan Ramazan dolayısıyla 8'den sonra zaten iftar vakti. Dolayısıyla 1 Haziran'ı adres olarak gösteriyor. Ekonomide görünümle karşınızdaydık. Spor haberleriyle Hande Sarıoğlu karşınızda olacak. Hoşçakalın.